Ocağın böyle yüksek ateşine hemen bir tane tava koyacağım. İyice ısınmasını istiyorum. Tamam, şimdi istediğim sıcaklığa geldi. Hemen içine birazcık şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Direkt kuzu etlerimizi. Bu sesi duymanız gerekiyor. Bunu güzelce karıştırıyorum. Birazcık suyunu çekmesini istiyorum. Suyunu çektikten sonra soğanımı ekleyeceğim. Akabinde patlıcanları şöyle birazcık tereyağında çevireceğiz ve yemeğimiz servise hazır olacak. Etim suyunu çekti. Hemen içine ikinci malzememi koyacağım. Bütün halde şöyle 8-10 adet arpacık soğanı koyuyoruz. Olduğu gibi içine atıyoruz. Şöyle güzelce karıştıracağım. Hemen şöyle biraz, ben çok sevdiğim için 2 diş, biri büyük biri küçük hatta sarımsak ekleyeceğim. Bunu çevirirken hemen bu tavamın da altını açıyorum. Hemen tuz ekleyeceğim. Biraz karabiber. Bu aşamada tamamen içinizden geldiği gibi hareket edin. Sevdiğiniz hangi baharatlar varsa hepsini içine ekleyin. Şu an benim canım böyle biraz kırmızı toz biber istedi. Şöyle üzerine, hele hafif acıları varsa böyle oh nefis olur. Şimdi ateşi biraz ortaya alıyorum. Bu arada böyle soğanların da biraz pişsin ama çok pişmesin. Hafif böyle diri diri olsun, hani keserken böyle sertliğini hissedin. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Burası da ısındı. Hemen onun içine şöyle birkaç küp tereyağı göndereceğim. Dediğim gibi patlıcanları tamamen size bırakıyorum. İster bugün benim yaptığım gibi hazır kullanın, isterseniz tam mevsimiyken közleyin atın. Şimdi biraz da buna sarımsak koyacağım. Buna da bir diş yeterli olacak bence. Yine biraz karabiber koyduk. Çok az tuz. Patlıcan hazır. Of, etler, soğanlar. Hemen etimin altını kapatıyorum. Şöyle kocaman bir servis tabağına ihtiyacım var. Şöyle güzelce tabağıma yayacağım bunu. Tamamdır.